Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 20-26 Eylül haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Haftaya pazartesi gecesi gerçekleşecek balık dolunayı ile başlıyoruz. 28 derecede gerçekleşecek bu dolunay tamamlanması gereken konulara vurgu yapmakta. Dolunaylarda Güneş ve Ay birbirinin karşısına yer almaktadır. Güneş Başak Burcu'nda, Ay da Balık Burcu'nda bulunacak. Bu dolunayda kendimize sormamız gereken başlıca soru şu olmalıdır. Hayatımda hangi alanlarda tamamlamalar yaşadım ve hangi alanlarda yeni başlangıçlar yapabilmek için daha fazla düzen getirmem gerekti? Balık Burcu, hayata teslimiyeti ve manevi gücü ifade etmektedir. Görmediğimiz ve dokunmadığımız alanlarda bile kalbimizin sesini duymaya, sezgilerimizin ve hislerimizin rehberliğine kendimizi açabilmeyi gösterir. Başak enerjisi ise tam tersi, daha çok zihin odaklı, madde hayatta gördüğü ve dokunduğu şeylere odaklanır. Mantıklı, analitik bir pratik şekilde hizmet etmeyi amaçlar. Şimdi burada denge kurmak önemlidir. Bir tarafı fazlaca çalıştırdığımızda ya fazlaca hayalperest olup gerçekliği gözden kaçırabiliriz ya da gerçeklik adı altında madde hayata odaklanıp gördüklerimiz karşısında korku ve kaygılarımızı arttırabiliriz. Bu dolunayda hangi alanlarda güvene ihtiyacınız olduğunu, diğer tarafta ise hangi alanlarda daha fazla gerçekçi olmaya ve düzen getirmeniz gerektiğini kendinize sorun. Yani asıl mesele bu iki alanda dengeyi yakalamak olacak. Balık enerjisi çoğu zaman dış etkenlerden fazlaca etkilenip kendi merkezinden uzaklaşmaktadır. Ben neyi istiyorum? Önceliklerim nelerdir gibi. Veya bunları gerçekten ben mi istiyorum? Ya da karşımdaki kişi mi, ailem mi, patronum mu gibi soruların cevaplarını bulup kendimizi daha fazla merkeze almamız gerekmektedir. Bu dolunay bizi engelleyen, ilerlemekten alıkoyan insanları ve ilişkileri geride bırakmayı, geçmişi affetmeyi ve bunlardan özgürleşmemizi etki edecek. Elde edeceğiniz içgörülerinizi lütfen not alın. Çünkü bunları içselleştirip gerektiğinde mücadelemizi de arttırmamız gerekecektir. Bu dolunay enerjisinde kendi hakkımıza girmemek için neleri değiştirmemiz gerektiğine odaklanmanızı ve kendi içinizde merkezlenmenizi tavsiye ederim. Hep başkaları için yaşarken asıl kendimizi ihmal edebiliyoruz. Bu süreçte gerekirse kendi alanımızı korumak için sınır koyabiliriz. Çünkü öncelikle sorumluluğumuz kendimize olandır. Balık aynı zamanda zodyakta son burçtur ve tamamlamaları da ifade eder. Bırakmak istedikleriniz odaklanıp alacağınız yeni kararlarda bu dolunay enerjisi sizi olumlu yöne destekleyecektir. Dolunay sırasında yükselen Aslan Burcu kendimizi daha fazla ön plana almak ve göstermek isteyeceğimizi, başarılarımızın takdir edilmesini bekleyeceğimizi ifade etmektedir. Dolunay sırasında Mars'ın Ay düğümleriyle yapacağı olumlu açı kadersel etkileri de içine barındıracak ve hayat rotamızdaki hareket alanımızı belirleyecek. Bu arada şuna lütfen dikkat edin. Karar aldım, hemen niye hedefe ulaşamadım diye kendinize baskı yapmayın. Böyle yaptığınızda başarısız olduğunuzu hissedip eski alışkanlıklarınıza geri dönmek isteyebilirsiniz. Kendinize zaman tanıyın ve en önemlisi kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve sevin. Böylece uzun vadede isteklerinize ulaşmak için kendinize izin vermiş olursunuz. Bu dolunayda Jüpiter de olumlu yönde etki edeceğinden bize iyimserlik, şans ve fırsatlar sunacak. 15 Eylül'de Mars Terazi Burcu'na transitine başladı ve Terazi'nin yöneticisi Venüs bu süreçte Akrep Burcu'nda bulunduğundan normalden daha fazla ilişkilerimiz üzerine düşünebilir, takıntı ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. Venüs Akrep'te zaten gizli saklı ne varsa ortaya çıkarmak ister. Burada içimizde olup biten duygu karmaşalarına yoğunlaşmamız, bu hislerin altında yatan sebepleri daha rahat anlayıp çözmemizi kolaylaştırabilir. Bu hafta 22 Eylül tarihinde Merkür Plüton karesi gerçekleşecek ve bildiğiniz üzere Merkür de 27 Eylül itibariyle Terazi Burcu'na yılın son ve üçüncü geri hareketine hazırlanıyor. Gölge günlerini 20 Eylül itibariyle yoğun olarak hissetmeye başlayacağız. İlişkilerde zoraki ve yaptırım uygulatan bir iletişim tarzı kullanmamız sıkıntılara yol açacak. Farklı fikirlere karşı daha zorlayıcı tavırlar sergilenebilir, olumsuz ve yıkıcı davranışlar ortaya çıkabilir. Aynı gün Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapacak ve böylece Başak enerjisinin disiplinli ve mantık odaklı enerjisi azalıp hayatın güzelliklerine ve uyumu yakalamaya kendimizi daha fazla açacağız. Ama aslında tam da bu uyumu yakalamaya çalışırken
kendimizi bu hafta net olarak ifade edemeyebiliriz. Tüm ilişkilerimize değer ve eşitlik kavramı ön plana çıkmaya hazırlanacak. Merkür'ün de terazi burcuna geri hareketine başlamasıyla birlikte Eylül ayının kalan sürecinde ve Ekim ayında hayatımızın tüm alanlarında odağımız ilişkiler olacak. Şunu duyar gibiyim. İş güç ne olacak? Sürekli ilişkilerden bahsediyorsunuz. Hayır, ilişkiler deyince sadece özel ilişkileri düşünmemeniz gerekir. Gerek iş yaptığınız kişiler, yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, önemli sözleşmeler, anlaşmalar ve hukuksal konularda buna dahildir. Biliyorsunuz insan insan aynasıdır ve kendimiz hakkında asıl geri bildirimleri buradan alırız. Ve Merkür Retrosu'nda bunlarla birlikte gerek arkadaşlık, gerek evlilik, gerekse ortaklıklar tekrar bir gözden geçirme sürecine gelecek ve yeni kararlar alınmasına ve eksiklerin tamamlanması için görmemiz gerekenleri bize gösterecek. Merkür Retrosu ile ilgili önemli ipuçlarını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. Bu hafta 25 Eylül tarihinde ise Mars-Satürn üçgeni sorumluluklarımıza sahip çıkıp yapılması gerekenler ve yeni girişimler konusunda bizlere destek ve cesaret verecek. Bu yapılacak yeni adımlar uzun vadede başarılı sonuçlar getirecektir. Hemen ertesi gün 26 Eylül'de kesinleşecek Güneş-Kuzey Yardım üçgeni de kadersel destekleri müjdelemekte. Özellikle bugünlerde alınacak kararlar ve yapılacak girişimlerin olumlu etkilerini değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükseleni Koç burcu. 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı sizi biraz zorlayabilir. Hayata bu hafta biraz daha fazla duygusal bakabilir ve manevi anlamda derinleşebilirsiniz. İlişkiler konusunda biraz zorlanabileceğiniz bir haftadasınız. Yanlış anlaşılmalara ve aldanmalara dikkat edin. Size tavsiyem gerginliklerinizi olabildiğince azaltmanız ve iletişimde ani çıkışlara dikkat etmeniz olacaktır. Bu hafta kendinize baş başa kalmak size iyi gelecektir. İş konusunda bu hafta tek başınıza daha rahat çalışabilirsiniz. İş ve maddi konularda güzel haberler almanız da mümkün. Ama istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsanız da üzülmeyin. Bu hafta zorlamadan her şeyi daha sakin ele almanız gerekmektedir. Yaratıcılığınızın artacağı bu hafta gelen fikirleri not alın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Çünkü kendinizi normalden daha fazla yorgun hissedebilirsiniz. Beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çevrenize yardım isteklerini geri çevirmeyin. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Boğa ve yükseleni Boğa burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı sizi uzun süredir üzerinde çalıştığınız projelerinizle ilgili tamamlanmaları sağlayabilir. Ekip çalışmalarının verimli sonuçlarını da hem maddi hem manevi anlamda almaya başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenize ve arkadaşlıklarınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları veya belirsiz durumlar oluşabilir ve karar almak durumunda kalabilirsiniz. Hayattan keyif aldığınız konular size bu hafta aynı tatmini vermeyebilir. İş hayatınızda planladığınız görüşme ve toplantılar için özellikle haftanın ikinci yarısını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Maddi konularda güzel haberler ve destekler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz kontrolleriniz varsa bu hafta yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu yönde bir rahatsızlığınız varsa olumlu bir tedavi yöntemi bulabilir ve güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı kariyerinizle ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili önemli kararlar almanız yönünde sizi destekleyecek. İş yer değişikliği veya kendi işinizi açmak konusunda kafanız karışabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. Yine iş arayanlar bu süreçte iş bulabilir. Ailevi konularda aileniz veya başta anneniz olmak üzere ebeveynlerinizle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir ve bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Taşınma veya ev değişikliği gündeme geleceği gibi hastalık durumları da gündeme gelebilir. Hafta başında ilişkilerle ilgili bazı belirsizlikler oluşabilir. Net bir iletişim şeklini kullanmanızı tavsiye ederim. Haftanın ikinci yarısından sonra aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızda kadersel ve şanslı etkiler altındasınız. Haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı hem iyimserliğinizi arttıracak hem de vizyonunuzu geliştirecek etkide olacak. Yurt dışı ile bağlantılı beklediğiniz haberler varsa bu hafta gelmeye başlayabilir ve netleşebilirsiniz. Mesela yurt dışına yerleşmek veya yabancılarla çalışmaya başlamak gibi ticari ve hukuksal açık konularınız varsa tamamlanmalar gerçekleşebilir.
Eğitimle ilgili hedeflerinizde, örneğin yeni bir eğitime başlamak veya yurt dışında okumak gibi alanlarda bazı kararsızlıklar yaşıyorsanız da gelecek haberlere göre bu yönde de hedeflerinizi oluşturabileceksiniz. Bu hafta maddi konularda güzel gelişmeler sizi sevindirebilir. Sağlığınız genel olarak olumlu. Beslenme düzeninize önem vermeye devam edin. Aile büyüklerinizin sağlık durumlarıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Aslan ve yükseleni Aslan Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek Balık Dolunayı bu hafta maddi konuları ön plana çıkaracak. Emeklerinizin görülmesini ve karşılığını almak istediğiniz bir dönemdesiniz. Kredi, borçlar, nafaka, miras, eşiniz veya ortağınızla ilgili kazançlarla ilgili bazı tamamlamaları önünüze getirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden maddi olarak destek alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ameliyatlık bir durumunuz varsa bu hafta destekleyici şifa etkileri alacaksınız. Bu hafta hayatın daha derin konularını merak edebilir, hayatın anlamını daha fazla sorgulayabilirsiniz. Uzun zamandır danışmanlık alma konusunda kararsız olanlar bu hafta buna başlayabilir. İlişkilerde duygularınızın yoğunlaşacağı bir hafta sizi beklemektedir. Özellikle hafta sonuna doğru iletişim trafiğiniz hızlanacak. Kısa seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizden alacağınız bir destek sizi sevindirebilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek Balık Dolunayı, ilişkilerinizle ilgili önemli kararları gündeminize taşıyacak. Bazı haberler duyabilir ve belirsizlikler yaşayabilseniz de bunları değerlendirdikten sonra bazı önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Mesela var olan ilişkinizde evlilik kararı alabilir veya da tam tersi ilişkinizi noktalayabilirsiniz. Bekar olanlar da yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ayrıca insan ilişkilerinizin kuvvetleneceği bu hafta önemli dönüşümleri beraberinde getirecek. Ortaklık yapma konusunda kararsızlıklarınız varsa bu hafta netleşebilirsiniz. İş ve maddi konular açısından destekleyici etkileriniz var. İşlerinizi tamamlamaya çalışın. Hafta sonuna doğru kazançlarınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Terazi ve yükseleni Terazi Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek Balık Dolunayı, gündelik rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlık alanlarıyla ilgili durumları önünüze getirebilir. İş hayatınızı ertelediğiniz konularla ilgilenmek, bunlarla ilgili önemli kararlar almak ve bu hafta bu yönde adımlar atmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda düzeninizi değiştirecek veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili değişimler de söz konusu olabilir. İş yerinizde bazı değişiklikler yapmak isterseniz tam vakti. İlişkileriniz de son zamanlarda durağan olmuş olabilir. Bu hafta hareketlenmeye başlayacak. Sağlığınıza bu hafta daha fazla önem gösterebilirsiniz. Yeni bir diyete veya spora başlayabilir. Sigarayı bırakmak isteyenler de Balık Dolunayı enerjisinden faydalanıp bu kararı uygulayabilir. Hafta sonuna doğru daha cesur ve girişken adımlar atabilirsiniz. Evcil hayvan almayı düşünenler bu hafta bunun kararını verebilir. Veya varsa da onunla ilgili durumlar oluşabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Akrep ve yükseleni Akrep Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek Balık Dolunayı sizin aşk hayatınızı hareketlendirecek. Bildiğiniz üzere Venüs de sizin burcunuzda ve adeta bir mıknatıs gibi insanlar tarafından daha fazla fark ediliyorsunuz. Bu süreçte duygularınızı daha derin yaşıyorsunuz. Aniden aşık olabilirsiniz ve yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerinizle ilgili tamamlanması gereken süreçlere dikkat çekmektedir. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk haberi alabilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilir ve onlarla ilgili güzel haberler de alabilirsiniz. İş hayatınızda sevindirici gelişmeler de söz konusu olabilir. Yaratıcılığınız ve ilhamınız bu hafta çok artacak. Özellikle sanatsal konularla ilgilenenler Balık Dolunayı enerjisiyle çok güzel işler ortaya çıkarabilir. Hafta sonuna doğru kendinizle ilgili önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz ve çevrenizden destekler alabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Yay ve yükseleni Yay Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek Balık Dolunayı sizin ev ve aile hayatınızı etki edecek. İş değişikliği, yeni bir işe başlama, taşınma, ev alma veya satma, evinizde eşya değişimi veya evlenmek gibi konularda önemli kararlar alabilirsiniz. İlişkilerinizde bazı iletişim sorunları oluşabilir ve belirsizliklere yol açabilir. Bu alanlarda ani kararlar vermemenizi tavsiye ederim. Bu hafta aile içi ve ebeveynlerinizle ilgili konularla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uzun süredir evinizden çalışmayı düşünüyorsanız bu süreçte bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.
Hayallerinize ve hedeflerinize daha fazla odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Özellikle hafta sonuna doğru bu yönde güzel bir gelişmeyle karşılaşabilir ve kalıcılık getirecek adımlar atabilirsiniz. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak Burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı yakın çevrenizle, kardeş ve akrabalarınızla iletişiminizi hareketlendirip duygusal konuları ön plana çıkarmaktadır. Bu süreçte onlarla daha derin bir bağ kurabilir ve sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Uzun sürede başlamak istediğiniz bir eğitime başlayabilir veya da işinizle ilgili sosyal medya ve pazarlamaya yönelik girişimlerden olumlu geri dönüşümler alabilirsiniz. İlişkinize güzel etkiler alıyorsunuz. Sezginiz bu hafta çok güçlü. Onları göz ardı etmeyin. Hafta sonuna doğru iş hayatınızda veya maddi konularda olumlu destekler alacaksınız. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili Kova ve yükseleni Kova burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı maddi ve parasal alanlarınızda tamamlanmaları sağlayacak. Uzun zamandır çaba sarf ettiğiniz bir konuyla ilgili gelirlerinizi artırmaya ve bütçenizi dengelemeye başlayabilirsiniz. Daha önce kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelebilir. Bu hafta parasal konularda gerçekçi bakış açınızdan uzaklaşmayın. Aksi halde yanlış alanlara yanlış yatırımlar yapabilirsiniz. Kendi değer ve kaynaklarınızı daha olumlu yönde kullanmak adına önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. İş hayatınızda sizinle gizli rekabet içinde olan kişiler ve arkanızdan çevrilen işler önünüze gelebilir. Hafta sonuna doğru hayatınızı ilgilendiren, sizi heyecanlandıran önemli bir gelişme söz konusu olabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Sevgili balık ve yükseleni balık burcu, 21 Eylül'de gerçekleşecek balık dolunayı kendi evinizde gerçekleşecek. Duygularınızı daha yoğun yaşayacağınız bu hafta hem özel hem de iş konularını korkularınızın ve güvensizliklerinizin artmasına sebep olabilir. Buna istinaden bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Bu duyguları kendinizi fazlaca kaptırmamaya dikkat edin lütfen. Karar alırken sezgilerinize de güvenin. Çünkü bu hafta kalbiniz ve sezgileriniz de neyi isteyip neyi istemediğiniz konusunda size yardım etmekte. İş ve kariyer alanınızda emeklerinizin karşılığını maddi manevi almaya başlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Dış görüşünüzde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde şanslı bir dönemdesiniz. Hafta sonuna doğru maddi olarak güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sağlık açısından bu hafta kendinizi biraz daha yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye özen gösterin. Bağışıklık sisteminiz daha düşük çalışabilir. Bedensel rahatsızlıklar, dolunay enerjisinin sizin evinizde gerçekleşmesi sebebiyle biraz fazlalaşabilir. Bu haftanın size sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.